Rekürans bağıntılarının sınıflanması. Bu videomuzda rekürans bağıntılarının hangi başlıklar altında sınıflandığını inceleyeceğiz. Bu bize bir rekürans bağıntısı ile karşılaştığımızda onu çok daha iyi algılayabilme ve yorumlayabilme kabiliyeti kazandıracak. Rekürans bağıntılarını 4 başlık altında sınıflayacağız. İlk sınıflamamız rekürans bağıntısının derecesi veya mertebe de diyebiliriz. İngilizce'de order. Bir rekürans bağıntısının derecesi neye denmektedir? Birkaç rekürans bağıntısı yazalım. Onun üzerinden neye göre derece belirleniyor onu konuşacağız. An eşittir 5 an eksi 1 artı n kare olsun. An eşittir 3 an eksi 1 eksi 5 an eksi 2 olsun. An eşittir 3 an eksi 1 artı an eksi 3 artı 3 üzeri n olsun. An eşittir 2 an eksi 4 artı 1 olsun. Bir rekürans bağıntısının derecesi onun kendisinden kaç önceki terime bağlı olduğuyla ilgilidir. Şimdi buradaki an kendisinden bir öncekine sadece bağlı. En gerideki bağlı olduğu terim dereceyi belirlemektedir. Buradaki rekürans bağıntımızın derecesi 1'dir. Birinci derece. İngilizce'de first order. İkincisine baktığımızda an kendisinden iki öncekine bağlı. En geride bağlı olduğu, bunun önemi olmaz artık an eksi 2 varsa. En geride bağlı olduğu dereceyi belirler. Burada çıkartılan 2'dir. Kendisinden iki öncekine bağlı. Bu ikinci derece bir rekürans bağıntısıdır. İngilizce'de second order. Buna geldiğimizde an eksi 1 var, an eksi 3 var. Arada an eksi 2 verilmemiş. Onun bir önemi yoktur. En geride bağlı olduğu an eksi 3. Bu yandaki 3 üzeri n kare bunların rekürans bağıntısının derecesiyle ilgisi yoktur. Rekürans bağıntısının derecesi an'ın kendisinden kaç gerideki terimine bağlı olduğuyla ölçülür. Bu 3. derece. Bu da third order'dır İngilizcesi. İngilizcelerini yazmayı bırakalım. Buna geldiğimizde an, burada an eksi 4 var. Kendisinden 4 önceki, arada an eksi 1, an eksi 2, an eksi 3'ün olmaması bunun derecesini etkileyen bir şey değildir. An eksi 4 bulunduğu için bu rekürans bağıntısı 4. derece bir rekürans bağıntısıdır. Rekürans bağıntısının derecesini belirleme başlığı ile ilgili konuşacaklarımız bunlardır. Şimdi gelelim ikinci sınıflamamıza. İkinci sınıflamamız homojen, homojen olmayan. Bundan sonraki başlıklarımızda rekürans bağıntılarını çözmeye başlayacağız. Homojenlerin çözümünde farklı bir gidişatımız vardır. Homojen olmayanların çözümünde farklı bir gidişatımız vardır. Bu nedenle bir rekürans bağıntısıyla karşılaştığımızda onun homojen olup olmadığını bakar bakmaz karar verebilmeliyiz. Homojen, homojen değil. Sınıflaması. İngilizcesi homogeneous, non-homogeneous. Bir rekürans bağıntısının homojen olup olmadığı şununla ölçülür. An'li terimler dışında herhangi bir terim bulunuyorsa homojen değildir. Bulunmuyorsa homojendir. An eşittir 3 an eksi 1. An eşittir an eksi 1 eksi 2
AN eksi 2. AN eşittir 3 AN eksi 1 artı N çarpı AN eksi 2 artı 3 üzeri N. AN eşittir AN eksi 1 artı 2 AN eksi 3 eksi 4. AN eşittir AN eksi 2 artı N küp artı N kare. Şimdi bunlara baktığımızda ilkinde sadece AN'liler var. AN, AN eksi 1 var. AN'li dışında terim içermediği için bu homojendir. İkincisine geldiğimizde AN tamam, AN eksi 1 tamam, 2 eksi 2 AN eksi 2 bu da tamam. Bunda da AN'li dışında bir terim yok. Bu da homojen. Buna geldiğimizde AN tamam. 3 AN eksi 1 tamam. N çarpı AN eksi 2 bu da tamam. Buradaki N çarpanı olması bu da bozan bir şey değildir. Önemli olan AN'liler dışında ekstra bir terimin olup olmamasıdır. Şu terim var. Bu terim bu rekürans bağıntısının homojen olmamasına neden olur. Homojen değil. Devam ediyoruz. AN, AN eksi 1, 2 AN eksi 3. Buradaki eksi 4 homojen olmamaya neden olur. Homojen değil. Buna geldiğimizde AN, AN eksi 2 fakat şuradaki N küp artı N kare bölüm. Bu da homojen değil. Bir rekürans bağıntısının homojen olup olmaması AN'liler dışında ekstra terim içerip içermemesiyle ölçülmektedir. Bu ileride de çözüm kısmında AN'i bulmak için bunu çözmeye kalktığımızda çözümün homojense sadece homojen kısımdan oluşur. Homojen değilse homojen artı particular kısımdan oluşacak. Yani özel çözümden oluşacak. Bunları zaten ilerleyen bölümde çözümlerde konuşacağız. O yüzden homojen olup olmama bir rekürans bağıntısı için çok önemlidir çözüm açısından. Şimdi üçüncü sınıflamamıza geçelim. Lineer, lineer değil. Lineer, lineer olmayan. İngilizce'de linear, nonlinear. Bu AN'li terimlerin birbirleriyle çarpılması veya üssünün alınması durumu lineerliği bozar. AN'lerin, bu AN, AN eksi 1, AN'li terimlerin üslerinin alınması veya birbirleriyle çarpılması lineerliği bozar. Bilmemiz gereken kısım budur. Bizim daha çok bu videodan sonra üzerinde duracaklarımız lineerler olacak. Çünkü lineer olmayanların çözümleri inanılmaz derecede zorluklar içermektedir. Zaten müfredatlarda yok. Bu sınıflamayı bilmemiz bizim için yeterli olacak. AN eşittir 5 AN eksi 2 artı N çarpı AN eksi 3 artı N kare. Bir tane daha yazalım. AN eşittir AN eksi 1'in karesi artı 3n. AN'in kübü eşittir. AN eksi 1 artı AN eksi 2. Bir tane daha yazıp öylece sınıflamamızı bitirelim. AN eşittir. AN eksi 1 çarpı AN eksi 2 eksi 3.
Şimdi ilkine baktığımızda AN'in herhangi bir şekilde üsse alınmamış veya başka bir AN'li ile çarpım durumunda değil. Bu da değil, bu da değil. Buradaki n karenin zaten lineerlikle ilgili bir önemi yok. Bu lineer. Buna geldiğimizde buradaki AN'de problem yok. Fakat burada AN-1'in karesi alındığı için bu lineerliği bozmaktadır. Lineer değil. Burada da AN'in kübü alındığı için bu lineerliği bozmaktadır. Diğer iki terim lineerliği bozmuyor ama bu lineerliği bozuyor. Lineer değil. Buna geldiğimizde iki tane AN'li çarpma durumunda bu da lineerliği bozuyor. Bu ve bunun lineerlikle ilgili problemi yok. Lineer değil. Buradaki temel odaklanacağımız nokta AN'li terimlerin üstlerinin alınması veya birbirleriyle çarpılması lineerliği bozuyor. Dördüncü ve son sınıflamamıza geliyoruz. Sabit katsayılı rekürans bağıntıları sabit katsayılı olmayandır. 4. Sabit katsayılı olan ve olmayan durum. İngilizce'de constant coefficient. Bizim derdimiz bundan sonraki videolarda sabit katsayılı olanlar ve bunların çözüm teknikleri ve bu rekürans bağıntılarının oluşturulması üzerine olacak. Sabit katsayılı olmayanlar oldukça zorlu işlemler gerektirdiği için pek ilgileneceğimiz durumlar değildir ve müfredatı içinde değildir ayrık matematik derslerinin. Şimdi sabit katsayılı olan olmayan AN'li ifadeler. N'li bir şeyle ile çarpım durumunda ise durumunda olursa sabit katsayılı değildir. Sabit katsayılı dediğimiz bütün AN'lerin önlerinde sabit sayı istiyoruz. Bu değildir. Temel fikrimiz budur. AN eşittir 3 AN eksi 1 artı 5 AN eksi 2 artı N eksi 7. 2-3 örneğimizi yazalım. Arkasından inceleyelim. AN eşittir. N çarpı AN eksi 1 artı 3 AN eksi 2 artı 5 üzeri N. AN eşittir. 7 AN eksi 1 artı 10 AN eksi 2 olsun. AN eşittir. 3 üzeri N çarpı AN eksi 2 artı 1 olur. Şimdi burada AN'lilere bakıyoruz. AN'in katsayısı 1. 1 sabit bir katsayıdır. AN eksi 1'in katsayısı 3. Sabit katsayı. AN eksi 2'nin katsayısı 5. Sabit katsayı. Bu kısımla ilgilenmiyoruz. AN'lilerin katsayıları bizim için önemli. Bu sabit katsayılı. Buna geldiğimizde AN'in katsayısı 1, AN-1'in katsayısı N. İş burada bozuldu. Sabit katsayılı değil. Değişken katsayı var. Sabit katsayılı değil. Devam ediyoruz. AN katsayısı 1, AN-1 katsayısı 7, AN-2 katsayısı 10. Bu sabit katsayılı. Buna geldik. AN'in katsayısı 1, AN-2'nin katsayısı 3 üzeri N. Yine sabit katsayılı olma bozuldu. Sabit katsayılı. Bu şekilde
Rekürans bağıntılarının sınıflaması ile ilgili videomuzu noktalayacağız. Burada son değineceğimiz şey şu olacak. Bundan sonraki başlıklar artık bize daha anlamlı gelmeye başlayacak. Şimdi bundan sonra gelen ilk başlığımız homojen rekürans bağıntılarını çözmek olacak. Homojen dediğimizde şunu anlayacağız. AN dışında bir şey bulunmayan. Homojen sabit katsayılı rekürans bağıntılarını çözmeliyiz ki orada da bu AN'lilerin katsayıları sabit sayı ve AN'li dışında terim bulunmayan ifadelerin çözümü olacak. İşte bundan sonraki ilk videomuz sabit katsayılı homojen rekürans bağıntılarının çözümü olacak. Bu videomuzun arkasından da sabit katsayılı homojen olmayan rekürans bağıntılarının çözümüne geçeceğiz. Ve bu iki çözümü bitirdikten sonra rekürans bağıntılarını çözme ile ilgili bölümümüzü tamamlamış olacağız. Ondan sonraki başlığımız da şu olacak. Rekürans bağıntısına bize verilen bir diziyi çevirme veya bir problemi rekürans bağıntısına çevirme. Ama çevireceğimiz rekürans bağıntısı da sabit katsayılı ve homojen olacak. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.